Merhaba herkese. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine eski çektiğim fotoğraflardan bir tanesini düzenleyeceğim. Fotoğraf Kapadokya'dan bir taş ev fotoğrafı. Canon 350D ile çekmişim fotoğrafı. Fotoğrafı aslında siyah beyaz olarak düzenlemeyi düşünüyorum şu anda. Ama ilk başta Camera Raw tarafında tabii bazı ayarlamalar yapacağım. Daha sonra Photoshop'un içine gireceğim. Ve Photoshop içinde de bazı düzenlemeler sonrasında son haline getirmiş olacağım. Öncelikle fotoğrafımızın ilk aşamada bir distortion'ını düzeltelim. Bunu da şuradaki alandan yapacağız. Evet, profile giriyoruz. Profile. Yani bu şeyden kaynaklanıyor. Fotoğraf çekerken bazı lensleri kullandığınız zaman, bunu daha önceden bahsetmiştim bir önceki videomda. Bazı lenslerin içinde hazır olarak, default olarak gelen bu sekmelerde ekranlarda uzama, genişleme vesaire gibisinden bazı unsurlar oluyor. Bunu da en doğru görüntüye çevirebilmek için burada lens profile'ı değiştirmek gerekiyor. Ki Sigma'yı da Sigma 10-20'yi seçeceğim. Sigma 10-20 lens. Evet. Direkt olarak çıktı. Tabii 3.5x değil. 4.6 olanı. Şimdi biraz daha evet, fotoğraf gerçek halini aldı diyebilirim. Distortion 0. 100. Evet. Şimdi bazı basit ayarlamalar yapacağım. Ne gibi basit ayarlamalar yapacağım? Önceki fotoğrafım biraz parlak. Bu şekilde kalmasını istemiyorum. Ve arka taraftaki bulutlar çok fazla gözükmüyor. Aslında orada bulutlar var. Ve o bulutlar fotoğrafın parlaklığını öncelikle bir düzeltelim. Exposure'dan karartıyorum fotoğrafı. Çünkü içerideki, Photoshop içindeki düzenlemelerle birlikte zaten bunları açacağım. Highlights'ı bakıyorum. Highlights'tan da olabildiği kadar kısıyorum ve bulutları çıkarabildiğim kadar ortaya çıkardım. Yani çok böyle yoğun bir bulut yok. Havanın da tabii güneşten vesaireden ötürü tabii bulutların da bu çekim düzeyinde olması çok mümkün olmamış. Ve bu haliyle fotoğrafı bir de şunu açalım. Genelde ben fotoğraflarımda keskinliği hep en son atıyorum. O yüzden burada keskinliği sıfırlayacağım ve fotoğrafı açayım. Herhangi bir düzelme yapmıyorum. Yani Adobe RGB olarak fotoğrafı açtım. Renk uzayı Adobe RGB üzerinde yüksek olduğu için yine bu renk uzayında çalışacağım. O yüzden sRGB'ye veya başka bir şey çevirmiyorum. Evet, fotoğrafımız açıldı. Bazı yerlerde düzenlemeler yapsam mı diyorum. Mesela şuradaki şu şeyi kaldırmak gibisinden, fırçayı vesaire kaldırmak gibisinden ama çok da doğallığını bozmuyorum. Zaten burası fotoğraf olaraktan döküntülü bir yer. Aynı şekilde bırakmaktan yanayım. Ve olarak aslında burada şimdi fotoğrafı siyah beyazı çevirerekten bir sürü hızlı çevirme yolu var. Ben hemen ilk aşamada aklıma geleni yapıyorum. Image'den modunu ne yapıyorum? Grayscale diyorum.
Sonra tekrardan RGB'ye getiriyorum. Ve normalde daha uzun yapacak işlemleri şimdi çok kısa bir halde yapacağım. Neyi kullanacağım burada? Sadece şu tekniği, Doge & Burn'u kullanacağım. Bir layer oluşturuyorum. Layer'ı da soft light bir katman gibi düşünün. Yani fotoğrafınız var, önüne bir tane bir katman koyuyorsunuz, gri bir katman. Ve bunu soft light gri katmanı koyduğunuz zaman herhangi bir şekilde fotoğrafın önünde aslında bir renk katmanı oluşturmuyor ve bunun üzerinde işlemleri yapıyorum. Ne yapacağım? Doge & Burn yapacağım. Doge & Burn yerine siyah beyaz da kullanabilirsiniz. Ama ben burada bu işlemleri biraz da hani keskin tonlarda çalışmak istediğim için Doge & Burn burada iyi bir iş yapıyor. Highlight kullanacağım. Highlight dediğim gibi çünkü parlak yerler çok daha parlak yapacaktır. Hemen şöyle başlayalım. Tabi burada dikkat ederseniz exposure'ı %12 seviyesinde çok çok düşük kullanıyorum bunu. Yüksek kullanmıyorum çünkü birkaç kere uyguluyorum bazı yerlere. Onu da eğer yüksek bir oranda kullanırsanız tek seferde çok böyle parlak bir alan etkisi yaratabiliyorsunuz. O yüzden olabildiği kadar düşük tutmak bu seviyede düzenlemelerde faydalı olacaktır. Olabildiği kadar dikkat ederseniz böyle beyaz tonların açık olan yerlerinde ve fotoğrafı nerelerde göstermek istiyorsam oralarda Doge'u kullanıyorum. Aynı şekilde zaten şimdi fotoğrafta tabii kendine geldikçe, düzenleme yaptıkça onu çok rahat bir şekilde anlıyorsunuz. Burn'u de tam tersi, nereleri karanlıklaştıracaksam oraları yapacağım ve bu ağırlıklı bu fotoğraf içinde baktığım zaman da daha çok fotoğrafın işte vignette etkisi gibi biraz kenarlı karanlıklaştırma olacak. İşte ne bileyim böyle gölgede biraz daha koyulaştırmak için koyulaştırma yapacağım veya hatları daha keskinleştirmek için tabii ki yine koyulaştırma yapacağım. Evet. Beyaz ayarı ile ilgili şu anda bence yeterli. Bir daha kendine gelsin ve bunlar sonrasında ne yapacağım? Üzerine ekstra katmanlar oluşturaraktan işte bir kontrast atacağım. Bütün bu düzenlemenin üzerine kontrast atınca çok daha güzel bir etki oluşturuyor. O yüzden de en sonunda bir katmanla devam edeceğim. Evet, parlaklıkları oluşturdum. Şimdi aynı şekilde burn'ümüzü kullanacağım. Burn'de iki tane kullanacağım yavrum. Mid tonlar, orta, zaten adı üzerinde orta tonları ayarlamak için. Bunlar nerede kullanacağım bunları? Kenarlarda kullanacağım. Hemen kullanalım şöyle. Kenarların koyulaştırılması. Şöyle şu kenar çerçevelerin koyulaştırılmasını kullanıyorum. Gene %10 seyirlerinde buradaki şey oran. Bir sefer daha gidiyorum üzerinden. Yeterli gelmedi çünkü karanlığı. Şöyle tekrardan. Hatta bir sefer daha şöyle yapalım. Şimdi bakalım etkisine. Bilgisayarım biraz yavaş olduğundan tabii gecikmeli alıyorum. Evet, şu anda bitti. Etkisini şöyle bir görelim bakalım. Fotoğrafın, bakın nasıl farklı bir etki var. Bu ilk yaptığım fotoğrafı ve daha sonrasında gördünüz, ortası beyaz beyaz, fotoğrafın parlaklıkları var, kenarları siyah. Yani gayet güzel bir Doge & Burn işi burada çıkmış. Şimdi shadow bazında bir burn yapacağım. Bu da ne yapacağım? Biraz daha tabii şeyi küçülteceğim.
fırçanın boyutunu küçülteceğim. Şöyle 400 seviyesinde belki olabilir. Bakalım. Bu seviye yeterli. Ne yapacağım şimdi? Şu bütün böyle buradaki çizgenin üzerinden geçecek şekilde boyam yapacağım. Evet, şurayı da boyayalım. Şöyle şuraları boyayalım. Şu çizgileri şöyle boyayalım. Yukarıdaki çizgileri boyayalım. Şuraları aynı şekilde boyayalım. Şuradaki taşların üzerini şöyle üzerinden geçelim. Ve son haline gelsin. Şöyle demirlikleri boyadım. Bu işlemi de yaptıktan sonra tekrardan bir filtreyi kaldırdım. Filtreyi yanlış söyledim aslında şeyi kaldırdım, tekrar açtım. Bir daha bakıyorum. Gayet güzel şu anda. E şimdi bu yaptığım işlemlerin üzerine bir curves uyguluyorum. Curves'ü biliyorsunuz zaten. Buradaki siyah beyaz dengesini şimdi ortaya çıkaracak. Hafiften başlayayım şöyle. Önce beyazlarla başlayalım bakalım. Beyazları şöyle. Evet. Beyazları şöyle ortaya çıkardık. Şimdi koyu tonları, koyu tonları. Evet. Biraz daha belki şeyi düzeltebilirim şöyle. Eğriyi. Şu anda gözüme güzel geldi. Uygulanmış olan eğri. Yine aşağıdaki layer'a geliyorum. Bu sefer de biraz parlatmak için burayı kullanacağım. Ne yapacağım? Fırça. Şu orta tarafı biraz parlatmak istiyorum çünkü. Çünkü fotoğrafa baktığım zaman fotoğrafın benim için alıcı olan yeri bu ev, basamaklar ve şu yerdeki topraklar. Bunları biraz ortaya çıkaracağım. Yapmak istediğim o. Çok fazla oldu çünkü %100 olarak brush'ımı seçmişim. Bunu 9 yapsam bence yeterli. Bu uyguladığım bu işlemin üzerinde bir curves olduğu için aslında buraya dokunduğum parça artı curves'teki parametreler olarak karşıma çıkıyor. Yine aynı şekilde bunun tam tersini yaparsam koyulaştırma orada da tabii şey olacak. Fotoğrafı karartmış olacağım. Ben şu an aydınlık olacak yerleri seçiyorum. Bence gayet yeterli. Tam tersini bu sefer de kenarlarda yapacağım. Şöyle bir 800 yeterli olacak gibi. Bu sefer de karartıyorum. Bulutların olduğu yer. Kullanmak aslında bir resim yapmak gibi. Resminizin neresini aydınlatıyorsunuz, neresini açıyorsunuz, neresine gölge veriyorsunuz. Onları diyor. Şöyle olduğu
yere doğru bu sefer biraz çalışalım. Ve brightness and contrast'ı uygulayalım. Artı 13 gayet yeterli. Evet, çok fazla bir işlem yok aslında fotoğrafta. Bence yeterli burada bırakmam için. Şöyle bir yaptığımız müdahalelere baktığımız zaman fotoğrafın bütün katmanlarını şu an kaybedelim. Fotoğrafı nasıl aldık? Fotoğrafı açtık. Açtıktan sonra hiçbir renk düzenlemesini yapmadan açtık. Sadece yaptığımız neydi burada? Bir lensteki lens ayarını yapmak. Buradaki Sigma 10-20'ye göre bir lens correction yaptık. Daha sonrasında fotoğrafı sharpen filtresini kapattım. Onu birazdan atacağım. O hareketi yaptık. Daha sonra fotoğrafı açtık. Fotoğraf renkli olarak karşımıza geldi. Ne yaptık? Bir tane katman açtık. Katmanın üzerine Dodge, Burn, siyah ve beyaz fırçalarıyla hamlelerde bulunduk. Buradaki hamleleri yaparken opaklığını olabildiği kadar düşük tuttuk. Sonrasında bir curse ayarı yaptık. Curse ayarında o beyazlardaki aslında ayarları patlatmak için biraz siyahları da koyulaştırmak için kullandık. Ve son olarak da dokunuşumuz Brightness and Contrast'ta sadece artı 13'e getirmek oldu. Ve fotoğrafımız son hali aslında getirmiş olduk. Bir de en alt layer'da burada bir sharpen oluşturursak çok hızlı bir şekilde bir siyah beyaz fotoğrafımızı düzenlemiş olduk. Buraya ne yapıyorum? Sharpen'ın yine bir sürü şeyi var. İsterseniz giderseniz Sharpen filtreleri kullanırsınız. İsterseniz farklı metotlar kullanabilirsiniz. Ben şimdi yine farklı metottan gideceğim. Bu en çok kullandığım yöntemlerden bir tanesi. Other'ı seçiyorum. High-piece'i seçiyorum buradan. Gri tabaka üzerinde size ne yapıyor? Sharpen edeceğiniz yerleri sunuyor. Buradaki ayarları ben şöyle ayarlıyorum. Belki daha önceki videolarımda bundan bahsetmişimdir. Şöyle göz olarak baktığım zaman detayları nerede kavuşuyorsam, mesela burada detayları güzel kavuştum ama detayları çok da dışarı doğru çıkarmadım. Yani bir ne denir ona? Emboss etkisi oluşturmadım. Dediğim aşamada 2.2, hadi 2.5 diyeyim. 2.5 değerinde ben uygulamasını yapıyorum katmanın. Ne demiştik? Gri katman soft light'ta tamamen fotoğrafın renklerini değiştirmeden uygulanır ve soft light'a çeviriyorum. Ve sharpen'ımız hazır. Evet, benden bu kadar bu videoda. Kısa bir video. Ama siyah beyaz için gayet güzel, çok kısa teknikleri gösteriyor. Zannetmiyorum ki 15 dakikayı veya 20 dakikayı geçen bir video oldu bu. O yüzden size bu teknik olarak bunları size paylaşmak istedim. Dodge and Burn'le bir katmanda oynamak gerçekten çok keyifli bir iştir. Bunu çok çok ilerlere taşıyabilirsiniz. Eğer videomu da beğendiyseniz lütfen beğendiğinizde belirtirseniz veya beğenmediyseniz beğenmediğinizde belirtirseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.